Merhaba arkadaşlar. MVC Kütüphane Otomasyonu serimizin 55. dersiyle karşınızdayız. Bu dersimizde kullanıcı düzenleme işlemini göstereceğiz. Hemen onu da şuradan şöyle kopyalayalım. Bu arada kullanıcılar kontrolörü açıyoruz arkadaşlar. Kontrolde ile kopyalarını oluşturuyoruz. Şuna düzenle diyorum. Yine şuradakine de düzenle diyorum. Burada herhangi bir değişiklik olmayacak arkadaşlar. Şurada bir düzenleme yapacağız. Şimdi şuradan bir parametre isteyeceğiz. ID. Şimdi if diyorum. ID eğer nalsa bizi hata sayfasına yönlendir. Bu bir parametre de alabilir. ID değeri girilme şeklinde. Daha sonra modelimizi tanımlıyoruz. Kullanıcılar data access layer get by id kullanabiliriz arkadaşlar. Parametrelerimiz context bir de id. Bunu da view'e gönderiyoruz. Evet, bu şekilde. Evet, şimdi arkadaşlar düzenle isminde bir view oluşturuyoruz. Add view. Tamam. Admin layout kullanacak. Evet, view'in oluşmasını bekliyoruz şu anda. Tamam. Bir önceki dersimizde ekleyi oluşturmuştuk arkadaşlar. Eklenin tamamını seçiyorum ve düzenleye yapıştırıyorum arkadaşlar. Şurası. Düzenle. Şurası yine düzenle olacak. Şurası. Düzenleme işlemleri. Sonra şurası da info değil de Drive olsun. Kaydet. Şurada bir değişiklik olacak. Volume eşittir. Model. Nokta kayıt tarihi. ToString. Buna da önce yıl, 2 tane, sonra ay ve sonra gün, ardından saat ve dakika. Tamam, bu şekilde olacak. Şimdi bir bakalım arkadaşlar, çalıştıralım. Son durumuna bakalım hep beraber. Bakalım bu şekilde olduğu zaman. Herhangi bir parametre yok şu anda. Neyse bir giriş yapalım. Şöyle yaptığım zaman bir bakalım. Tamam. Şurada arkadaşlar bizim girdiğimiz parametre değeri, ID değeri girilmedi. Şurada belirtmiştik. Hemen onu açalım. Şurada arkadaşlar belirtmiştik. Şimdi
Kullanıcılara geçiyorum. İndeks 2. Tamam, mesela şunu bir düzenlemeye çalışalım. Şurası gelmedi. Şifre de gelmedi. Şifre acaba password olduğu için mi? Tarihin gelmiş olması lazımdı. Kitaplardan bir bakalım tarihe. Şurayı önce bir kapatalım. Şuradaydı. Nasıl bir şey yapılmış diye bir bakacağız. Tamam, aynısını yazdık. Ay, ye. 4 tane. 2 tane değil arkadaşlar. Yanlış olmuş. Ye. Hemen. Şurayı bir bakalım. Değer bundan dolayı mı gelmiyor diye. Bak. Şimdi bakalım. Dört tane yıl, iki tane ay, iki tane gün, saat ve dakika şeklinde. Düzenleyi zaten yaptım. Parametre boş olduğu zaman uyarıyı veriyoruz zaten. Şimdi şuraya bakalım tekrardan. Evet, bu sefer tarih geldi arkadaşlar. Tamam. Şifre password for'dan dolayı gelmiyor. Neyse, onu düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de kalabilir. Şimdi bir değişiklik yapalım. Sadece şöyle tarih için bir deneme yapalım. 12-10. Kullanıcı adı. Şu ad soyad. Buralarda tabii arkadaşlar değiştirebilirsiniz. Mesela bir label atabilirsiniz buraya. Ad soyad. Şurası telefon. Şu adres. Şu e-mail. Kullanıcı adı. Şifre. Bu da tarih. Bunu kendinize göre düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Bilgilendirme amaçlı şuralara label atabilirsiniz. Üst taraflara. Şöyle bir şey yapalım. Şurası da 4, 5, 6. Hepsini değiştirelim bakalım. Kaydet diyorum. Evet, bilgiler değiştirildi arkadaşlar. Bir de validation kontrolü yapalım. Bu şekilde. Tamam. Olsun. Bir, iki, üç. Tamam, bu şekilde olsun. Bir, iki, üç. Bugün. Kaydet. Tamam. Evet arkadaşlar, böylece bir dersin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.